Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını bir sene daha uzattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Amerika'nın bu kararına tepki gösterdi. Amerika'nın adadaki dengeleri gözetmediğine vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karara tepkili. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller'dan gelen yazılı açıklamaya göre Güney Kıbrıs Rum yönetimi yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için gerekli koşulları yerine getirdi. Konu ABD'de Kongre'ye tebliğ edildi ve silah ambargosu kaldırıldı. Peki neydi o koşullar? 2019 ve 2020 yılında yapılan iki farklı anlaşmada ihracat kısıtlamasının kaldırılması için Güney Kıbrıs Rum yönetimi kara para aklama ile mücadele konusunda ve Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmeti için Rum kesiminin limanlarına girişinin engellenmesi konusunda söz verdi. Amerika'da Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırarak karşılık verdi. Anlaşma Washington'ın uluslararası silah ticareti düzenlemeleri kapsamında 1 Ekim 2023'te itibaren geçerli olacak. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ABD yönetiminin Rum kesimiyle ilgili aldığı kararı tepki gösterdi. ABD'nin silah ambargosunu kaldırma kararının adadaki hassas dengeleri bozacağını belirten Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi eylemlerin ilerlemesi noktasında Türk halkının güvenliğini önceleyeceklerini belirtti. Gereken tüm adımlar ana vatan Türkiye ile birlikte atılacaktır açıklaması yapıldı.